Geleneksel yöntemlerden bir diğeri de Qi Gong adı verilen teknik. Bu Qi ile ilgili bir yöntemdir ve özel egzersizlerle Qi'nin akışının güçlendirilmesi hedeflenir. Bazı doktorlar hastanın vücuduna doğrudan temas etmeden Qi'yi etkileyebildiklerini iddia ediyorlar. Bu kadının gözleri kapalı olmasına rağmen doktorun hareketlerine birebir karşılık veriyor. Burada ise adam sanki görünmeyen iplerle hareket ettiriliyor gibi. Çin tıbbında uzmanlaşmış kişiler arasında bunlar tartışmalı yöntemlerdir. Bu tür uygulamalar batıdaki bazı kişiler tarafından geleneksel tıbbın metafizik bir tıp şeklinde değerlendirilmesine yol açmıştır. Evet, kendi içinde bir bilim dalı olduğunu söylemek mümkün. Uygulamalı bir bilim dalı ve 3-4 bin yıllık bir tecrübeyle uygulanıyor. Bunu günlük yaşamda doğrudan görebilirsiniz. Her yerde, hastanede bunun nasıl kullanıldığını görebilirsiniz. Bu burada çok normal. Tıpkı Batı tıbbının uygulandığı hastanelerdeki gibi çok normal bir şekilde uygulanıyor. Bu benim için hiç de öyle ezoterik bir şey değil. Ya da başka bir şey de değil. Bana göre bu bilmemekle ilgili. Ama buraya göre çok çok normal tıbbi uygulamalar. Eski tedavi yöntemlerindeki ilkeler Çin mutfağında da uygulanmaya devam ediyor. Doğru beslenme hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Daha önceleri Çin'deki ev kadınlarının neredeyse hepsi doğal olarak şifalı otlarla yemek yapıyordu. Bugünse bu bilgilerin bir kısmı kaybolmuş durumda. Bu restoran piyasadaki bir boşluğu dolduruyor. Burada müşterilere bilinçli bir şekilde mutfak tıbbının ilkelerine göre hazırlanan yemekler sunuluyor. Yin Yang ilkeleri ve 5 element teorisine göre bu mutfak anlayışında çoğunlukla sıcak, taze hazırlanmış yemeklerin yenmesi, farklı yiyeceklerin ve baharatların mümkün olduğunca uyumlu ve dengeli olması esastır. Yemek, Çin'de her zaman önemli bir role sahiptir. Ekonomide yaşanan açılımlardan ve özel tarım alanlarına izin verilmesinden bu yana bu dev ülkede artık açlığa pek rastlanılmıyor. Ama bu her zaman böyle değildi. Mao yönetimindeki yanlış planlama politikaları milyonlarca insanın yaşamını zora sokmuştu. Yine de nüfusun büyük çoğunluğu hala köylerde ve işlerinden pek çoğu da en zor koşullarda yaşıyor. Sağlık sistemi de benzer durumda. Batı standartlarına göre bakıldığında milyonlarca Çinli tıbbi bakımdan uzak yaşıyor. Yılda birkaç yüz avroluk geliri olan bir çiftçi ailesinin doğum için bile hastaneye gitmesi pek kolay değildi. Köylerdeki çocuk ölümleri hala ülke ortalamasının iki katı yükseklikte gerçekleşiyor.